Uzman TV. Vallahi ben de anlasam, Tigana'ya gönderirken ne gerekçe gösterdiklerini, yani anlaşılır gibi değil çünkü. Çünkü Tigana Beşiktaş'a gelir gelmez Türkiye, yani başarı da getirdi. Türkiye Kupası kazandırdı. Ama bir yapılanma bugün dünyada en az 3+3, 6 yıl tahammül etmeniz lazım. Bir sisteme, bir stratejiniz olması. Ama yönetimin günübirlik, günü kurtarma anlayışı olursa ve baskılara özgüveniniz yoksa en ufak bir baskıda sorunu hocada. Takımı değiştiremeyeceğinize göre, yönetimden de ayrılmayı da niyetiniz olmadığına göre hocayı değiştiriyorsunuz. Ama her seferinde siz hem itibar hem para kaybediyorsunuz. Tigana Beşiktaş için her gelmiş en büyük şanstır bana sorarsanız. Çünkü sadece Beşiktaş'ı bütün altyapısıyla yeniden yapılandırabilirdi. Çağdaş bir Beşiktaş özelliklerini koruyarak, semt takımı özelliklerini koruyarak çağdaş bir kulüp haline getirebilirdi. Bunu yapan birisi ve böyle çalışan birisi. Ama Tigana %100 yetkiyle çalışan birisi. İşine, yani o yönetimin işine karışmayacak, yönetim de onun işine karışmayacak. Ama tabii hani sandalye atıp antrenman seyreden yöneticilere tahammül edemedi. Gene de tahammül etti ama o yöneticiler onun o disiplinli, çağdaş çalışma tarzına sanıyorum adapte olamadılar. Tigana'ya Gordon Mill'e verilen süre verilseydi, hani bu süre içinde Beşiktaş hakikaten kendi özelliklerini koruyarak, altyapısından futbolcu yetiştirerek, dünyadan ve Türkiye'den genç futbolcuları kazandırarak dünya çapında bir kulüp haline gelebilirdi. Bu şansı kaçırdı. Çok yazık oldu.